Buyurun Sayın Kürkçü. Buyurun. 2 dakika süreyle sataşmadan söz veriyorum. Lütfen yeni bir sataşma meydan. Hala değiştirebilirsiniz. Konuşmak isteyen başka bir arkadaş varsa. Buyurun. Yarışıyoruz. Buyur. Yanıt vermek için. Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Evet, dokunulmazlıkların şimdi mevcut olandan başka bir bağlama oturtulması gerektiği konusunda Halkların Demokratik Partisi iddialarda ve taleplerde bulundu. Seçim bildirgesinde de bu vardı zaten. O yüzden durup dururken olduğu yerde hoplayıp böyle bir başvuruda bulunmuş değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim bildirgesinde de kürsü dokunulmazlığı dışındaki bütün dokunulmazlıkların bütün milletvekilleri için kaldırılması talebi bir seçim manifestosu, seçmene bir vaat olarak ifade edildikten sonra bunun mecliste dile getirilmemesi söz konusu olabilir miydi? Ama önemli olan şuydu, bunun anayasaya uygun bir biçimde yapılması idi. Hepimiz biliyoruz ki özellikle buna evet oyu veren kimi milletvekillerin, AKP'li olmayan milletvekillerin anayasaya aykırı olduğunu biliyoruz ama evet diyeceğiz dediğini de biliyoruz. Problem burada. İkincisi, biz sadece ve sadece dokunulmazlıkların kaldırılmış olmasını değil, bu dokunulmazlıkların bir garabet halinde kaldırılmasını ifade ediyoruz. Bakın şimdi benim dokunulmazlığım bazı fezlekeler dolayısıyla kalktı. Ama şu an dokunulmazlığa sahibim. Yani dokunulmaz bir vücudu kaldırılmış bir dokunulmazlık kararına dayanarak, dokunarak götürmeye çalışıyorsunuz. Bu garabetin yolunu açtınız. Bizim itirazımız budur. Nihayet hapisteki vekillerimize diyorsunuz ki sizin tutuklu olmanız yasama faaliyetine katılmanızı engellemiyor. Engellemiyorsa o zaman her oturuma hapishanedeki vekillerimizi bekliyoruz. Başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere. Eğer bütün bunları yapabilirseniz bu garabeti telafi edebilirsiniz. Onun dışında bir mugalatadan ileriye gitmez. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum.